Herkese merhaba beyleriz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Rock Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar serimiz son gazla ve beğenilerinizle birlikte yardıranızı kardeşim. En son buradaki arkadaş gelmişti ve şurada kumlara çevirmiştik arkadaşlar. Çok konuşmayacağım hemen şunları halletmeye çalıştım. Ya bunu yapıyoruz da aslında iyi mi yapıyoruz kötü mü yapıyoruz? Bir şey itiraf edeyim mi? Ondan da emin değilim. ha yani siz istediniz diye yapıyorum aslında. Yani o topladığımız kumları direkt kuma değil de o kırık taşları pişirip direkt toprağa çevirsek dört tek toprağımız olacaktı arkadaşlar. <laughs> Ama sizleri de kırmak istemedim açıkçası. Allah razı olsun. Arkadaşlar şimdi bugün yine alışveriş yaptım ama video öncesinde şuraya bir yere götüreceğim sizleri. Ee, bir şey bahsedeceğim. Yorumlarınızı yine okudum. Arkadaşlar şey demişler. Abi sen zaten hani e, end'e falan gitmene gerek yok. Bu sefer bizce demişler hani yorumlamışlar. Ve ben de katıldım. Çoğu düşünce böyle. Hani kanadı falan vermesi sen end'e gitme diye. End'e götürmüyor seni. Veya varsa da haritada bir yerde vardır. E, end'e kanat manat için gidiyor zaten. Gerek yok. Kanadı var. Bak bunu veriyor. Ancient Debris. Vay. Hemen arkadaşlar İngilizce. Halbuki şey. Nedir ait? Right? Şeyi. Anladınız. Burada mesela bunu da veriyor gitmeden. Yani bunlar yeter sana diyor aslında. Gidilebiliyor mu? Belki onu da deneriz ama söz vermeyeyim. Bu arada karpuz şey kabak da gold bile. o o zaman biz kabağı iyi almışız lan. Abi gold bile nereden edeceğiz? Ta biz var ya kaç bölüm anca elde ederiz. Güzel o zaman mantıklı olmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu bir çevireceğim. Önce bir çevireyim de dur. Şu burada değil lan. Şurada. Bu pisteye ben hemen bir koma çevireyim arkadaşlar. Arkadaşlar küreğim kırıldı. <laughs> Şu an kürek yapıp gelmeye üşeniyorum ama bu da çok zavaş olacak ya. İki tane kürek yapayım hemen abi. İki tane taşım varmış Allah'tan. Ara ara bazı yerlere rafting table koysak mı ya? Şu şeyler öldürsem de kayışlarını alsam mı bu arada arkadaşlar ya? Biz kayışı bir daha nereden bulacağız? Dur dur abi onlar silinmeden. Bir süre sonra kayboluyorlar ya. Üzül diliyorum. Çok üzgünüm. Lamalar ama bunu yapmam gerekiyor. Abi üzgünüm ya deri meri de aldık da. Bunları şuraya koyacağız bu arada mob drop'u. Hadi şunlar hemen gidelim de devam edelim. Tamam bir stek oldu. Biraz da sandıkta vardı arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Sandıklardakileri de alalım. Şurayı hemen biraz daha doldurmaya başlayalım arkadaşlar. En son şuraları yapıyormuşuz. Hemen bunları bir dolduralım buraları. Ve tamam Allah bir tane de aşağı gitti. Tamam arkadaşlar. Yalnız aklıma bir şey geldi. Şu dört taneyi bırak buraya da. Biz burayı doldurduktan sonra şu içerisine doldurmamıza gerek kalmayabilir. Biz direkt merdiven yaparsak merdiveni buraya koyduğunda bu su yok oluyor sanırım. Merdiven koya koya suya koya koya aşağı inersek sular şey olur diye düşünüyorum arkadaşlar emin değilim. Ya bir tane de yorum gördüm ona da cevap verdim de. Arkadaş sağ olsun yardımcı olmak için yazıyor. Abi buralara meşale koymana gerek yok. Yarım blokta mob spawn olmaz demiş. Abi yaklaşık kaç senedir oynuyoruz bu mini serileri? Bir 4-5 senedir mini seri yapıyoruz muhtemelen. Tam hatırlamasam da. Abi hep e, bu yarım bloklara aynı mevzu yazıyor. Arkadaşlar yarım blokta değil yarım seviyede mob spawn olmuyor. Her seride bunu açıklarım. Demek ki yani yeni yeni Minecraft'a başlayan insanlar olabiliyor. Veya bunu öyle düşünenler olabiliyor. Sürekli bu yorum geliyor. Minecraft'ta yarım blokta değil yani yarım seviyede spawn. Mesela şu, bu yarım blok ama 106. seviye, 106,5 olduğunda burada spawn olmaz mob. Anlatabilmişimdir umarım. Yani sürekli bunu söylüyoruz ama bilmiyor da olabilirler. Şimdi arkadaşlar kazmamız falan filan var. Güzel abi. Bizim yapmamız gereken yaklaşık bir, bir buçuk istek daha taş kasmak. Kasarız kardeşim, hiç problem değil. Yardır hadi. Arkadaşlar, bir stek bir buçuk dedim ama iki stek topladım toplamışken. Çünkü alet edevatlarım da bazıları kırılmak üzere. Mesela yedek baltam yokmuş abi. Kazmanın üçüncü yedeği lazım. Kürek yeter. Şimdi bunları bence komple pişirme atayım. Artanı da şey yaparız arkadaşlar. Şu da kömür var mı biraz? Bu burada dursun da. Artanı da toprağa çeviririz. Hani hepsini kuma çevirmeyeceğim. Bir buçuk stek çevireceğim. Baktım yetmiyor. O zaman biraz daha çeviririm arkadaşlar. Çünkü bizim için de şey de önemli. Tarla alanını da genişleteceğiz. Şu an bunlar odun kömür yapmak için topluyor. Şu bir sıraya toplasam yeterli. Tamamdır arkadaşlar. 23 tane Hemen şunu üstü atayım bu doldun kömür yapsın. Sen sıfırlandın mı kardeş? Senden aslında biraz daha kaba falan almaya gerek yok gerçi ya bundan. Tarlamız da yetişmiştir. Şunlar pişene kadar. Kömürler yeter mi bilmiyorum ama 23 tane daha kömür yapıyoruz. O tarlamız yetişmiş abi. Hemen topla ek yapalım burayı da. Aşırı güzel ve hızlı gitmiyor muyuz arkadaşlar ya? Tamam burayı da komple tekrar ektik. Kaç tane çıkar abici? Aa şunları da unutmayalım. Arkadaşlar ben buraya ayrı bir sandık yapayım abi. Tohumlar falan onun içine atalım abi. Sürekli eee Durduk ya depolama alanımızdaki yeri doldurmayalım. Gereksiz yani değil mi? Şunlara bir bakayım kömürlere. Bunu bir paylaştırın. Şunların kömürü her an bitecekmiş gibi. Kömür olması iyi bir şey arkadaşlar. Bak bayağı hızlı gidiyor. Şimdi bunlar ne kadar dedik ki saman çıkar? 8 tane. Sanki burada da vardı biraz. Tamam lan tamam, bunu ekmeğe çevir. Ekmeğim zaten. 35 tane. Şurada dursun. Bunu satacağız. Şunları ver abi. Demek istediğim şu. Bunları ver biraz odun alsam şuradan hemen şunları kır. Sandık yaparım. Hepsini kır abi. Elindeymişken hepsini kır. Yani kuşların hepsini kır. <laughs> hepsini kırdım. Fidanlar düşsün bir yandan. Bunları şöyle tahtaya çevir. Oraya bence sadece ikili bir sandık atsak yeter ya. Sandığı da abartmamak lazım. Abi şu gardiyanların sesi falan aşırı sinir etmiyor mu ya? Sandığı şuraya at. Bunları doldur için abi. Tamam mükemmel. Bunları yetişe tekrardan. Fidanların hepsi düşünce şey yapayım dedim de. Az düştü. Beş tane, sadece 5 tane fidan düştü. Ve, ah bir tane ekstra. Ekstralar önemli arkadaşlar. Ekstralar depoluyoruz şöyle. Şimdi burası çok rezalet olmuş. Şöyle bir şey yapsan hepsini al. Bir düzgün, düzgün bir düzen yapalım. Çok düzen gibi olma ama olsun arkadaşlar. Yine de iyidir. Ben kovamda alet edivaz de şura dedik. Bu kovada oraya tahtaydı. At abi tahta lazım olacak. 8 tane toprağım var. Artanı da arkadaşlar çakıla çevireceğim. Çakılla da iri tane toprak yapmak için toprak da lazım. Yani sadece çakıl olmuyor o. maalesef. Toprak da gerektiği için. Şunlar daha işi varsa ben gideyim de abi şuradan ya taş kazayım ya da odun toplayayım ya. İş yapılacak iş çok fazla çünkü. Boş durmak istemiyorum. Ya da şu heybeylileri satıp yeni tarla yapımına başlasak mı? Şu lavı da bu bunu da buradan kaldırabiliriz. Veya bunu buraya kaldıktan sonra şöyle yol olarak kullanabiliriz arkadaşlar burayı. Güzel olacağını düşünüyorum. Bence şu ladinlerin bir tanesini en azından toşe yapalım ama iki tane taş balta yeter mi emin değilim. daha Taş balta yapmalık daha. Taş toplayayım şuradan. Taş balta abi. Ak, şuradan verimlik dört bir elmas baltam olacaktı şurada. Oy. Neyse sağlık olsun. Hemen arkadaşlar şu ladinlerin bir tanesini indireyim. Boş durmayalım yani. Bu sırada tarlalarımız falan da yetişir. Arkadaşlar odunu toplamaya gündüz çıktık gece oldu. Baltanın biri gitti. Ya şu gardiyanın sesi de acayip gıcık ediyor. Hala spawn oluyorlar demek ki. Aa Elder Guardian var oradan. Hmm, Elder Guardian'ın sesi muhtemelen arkadaşlar o. Oo fidanlar düşmüş. Şimdi buradan deli gibi fidan düşecek. Böyle yapalım. Bu arada uyuyalım. Tarlamızın da yetişmesini istiyoruz ya. Baksana abi fidan sürekli düşüp duruyor. <laughs> Çok eğlenceli lan. Yere ağaçlar için yer yapabiliriz mesela. Yapılacak iş çok fazla. Hatta taş da kasıp biraz daha şu kum yeri için şey yapabiliriz. Şu odunları şöyle bir at. Baksana abi deli gibi fidan oldu. Hala da düşüyor ya. Bunları ben bir yandan çevirsem abi bunları beklerken ya. Mantıklı bence bu arada. Bence şu bile yetebilir hani. Ben şunları bir hemen kuma çevirip geleyim abi yukarıdan. Abi bu kadar çevirdik. Ben bunlar hatta şey yapayım. Buraya dökeyim. Ne kadar ulan şu geri yetişmiş abi. Çok güzel ya. Şuraya bırakayım abi. Yetmediği kadarını hem şey yapabiliriz. Tahmin edebiliriz. Yetmediği kadarında yine buraya hazırlarız. Pişiririz getiririz. Biz tek artı 20 tane bırakıyoruz buraya arkadaşlar. yani 84 tane. Kaç tane merdiven yapacağımız da o kafamızda buluruz. Allah. Ee, bu 14 tane yetmez buraya. Bir tane daha aşağı yanlışlıkla koymuştuk. 85. Bu da sonucu aa 2-3 tane kaldı lan. Yok mu hiç? Çok fazla değil arkadaşlar. 2-3 tane hatta tam hesaplayalım ona göre yapalım. 3 tane arkadaşlar. 3 tane gerisini çevirmeyeceğim. Çakıla falan çevirip toprak yaparız. Tarlayı falan büyütmek istiyorum çünkü arkadaşlar. Tamam 3 tane hatta 4 olmuş lan. Sonuncuyu da çevirmişiz. Neyse. Kullanırız abi sıkıntı yok. Heyecanlı arkadaşlar? Arşası farklı da olabilir belki. Bilmiyorum geçen sezondan. Ah tamam. Şimdi şöyle bir şey. Lan hatta 2 taneymiş. Ben niye 3 tane diye hesapladım. Neyse. Şurada ah çabuk varmış güzel. Abi yapsana abi, 60 tane yetmiyor. En gidip geri dönmek istemiyorum. Böyle birazcık daha merdiven yapalım. Yap hepsini ya. 38. 40 100 küsü de olur. Bak şöyle no. yaptım mı? Aa. Yapma bunu be. Bunu yapma işte. Arkadaşlar tahta falan koyar da Ben bir daha kum için bekleyemem. Tahta nasıl koyacağız ki? Meşaleyle aşağı tahtayı mahtayı koyarız. Biraz sıkıntı olacak arkadaşlar. Bayağı bir sıkıntı olacak arkadaşlar. Bak şöyle yapacağız yani. Abi sıkıntı değil al. Böyle yap kır, böyle yap kır, böyle yap kır. Merdivenler yanında mı? Yeter mi? Yeter. İşte bu. Aynen ben bir daha kum toplayamam arkadaşlar. Böyle koyuyorum sonra baltayla kırıyorum. Merdiven de var yani yukarı çıkmamız da problem değil. Baltamız yeter yetmez elimizle kırar artık ne yapalım arkadaşlar. Nefesin yetti yetmedi sıkıntısı da yok. Hatta birazcık şöyle aşağı inip oralardan böyle doldurarak gelebiliriz. Biraz daha risk alıp daha derinlere gittim. Çünkü artık yüzüyor ya arkadaşlar gerçi biz yüzmüş kadar hızlı gidemiyoruz ama. Bu arada unutmamalıyız ki şunu iner inmez sağa sola kazmayalım. Üstümüze çakıl dökülebilir. Aşağı doğru gittiği kadar kayrak şey kayrak diyorum. Bedraka kadar kazıp. Hani nereye kadar ne derinlikte ne gidiyor. Hani kum mu çakıl mı taş mı başlıyor. Toprak mı başlıyor. Onları görüp ondan sonra yapmamız lazım. Arkadaşlar sanırım geldik. Bir iki tane kalıyor sadece. En aşağıda bir kum var. Onu da biz yanlışlıkla atmıştık ya o. İki. Abi full çakıl hiç yoktansa. Ama işte Aha direkt toprak. İnşallah bedrak vardır aşağıda. Direkt. Sonra taş. Taşa gerek var mı ya? Abi direkt mağaraya falan düşeriz diye çok korkuyorum aslında bir şey itiraf edeyim mi? Ha? Kayrak taşı mı? Hadi canım. Abi sen ne diyorsun? Deli gibi build bile o. Biraz riskli olsa da. Ama bize önemli olan kayrak taşı değil ya. Biz blok olarak kayrak taşı falan aramıyoruz. Ben zaten sevmem çok kayrak taşını da. Arkadaşlar bu sanırım eksi 12'deyiz şu anda. Elmas bile bulabiliriz bence aşağıda. Ama hiç böyle bir maden çıkacakmış gibi gelmiyor bana. Elmas bulamayabiliriz. Ben önce yukarı toprağı toplarım abi. Daha sonrasında taşı toplarız. Taş, kırık taş falan yukarıdan toplarız. Buradan toplarız veya bilmiyorum. İleride nedir'e gittiğimiz ruh kumar buraya şey, asansörü yaparız arkadaşlar. Asansörle iner çıkarız. Ben bunu aşağı doğru gitmeyeceğim. Ben emin oldum şimdi arkadaşlar. Su... Ha yağmur yağıyormuş Allah kahretmesin. Şu an eksi 29'dayız. Eksi 60 mıydı neydi? O seviyeye kadar böyle gider. Demet deme ben yukarı çıkarım direkt. Hiç burayla uğraşmıyorum. Daha sonra yine Böyle döndürmeli şekilde ineriz. Belki madem var mı yok mu onu ararız. Tabi bu 120 olduğu için e, raft Survival'ın birincisinde eksiye inen bloklar yoktu arkadaşlar. Bu arada kırık taşlar da şuraya normal taş varmış. Hmm, tahtayla çıkayım lan. Taşları kullanırım ben yukarıda. <laughs> tamam abi. Bak şöyle bir şey yapmamız lazım yalnız. Merdiveni şuradan çıkaracağız da. Biraz bayağı bir aşağı indik bu arada. Merdiven inşallah yeter. Gitmediği yerde tahtamız var. Arkadaşlar en son bak tavanı şurası yapacağız bak. Toprağın bir blok toprak kalacak. Çünkü çakıllar dökülmemesi lazım. Şuradan. Buradan yukarı doğru kazacağız. Hemen şöyle unutmadan meşalemizi atalım. Burada yaratık falan spawn olmasın. Abi kendime şöyle lobi gibi bir yer açayım. Sınırsız toprak. Ama işte bu haritaya Aykırı bir şey mi? Arkadaşlar bunu yapmayayım yapmayayım dedim. Vallahi yaptım diye kızanacak olurlarsa da yapmayayım yapmayayım dedim. Onlarca yorum geldi. Aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in. Ama harita yapımcısı da bunu düşünmüş olması gerekiyor bence. İstese aşağı in toprağın taşını değiştirebilirdi. Harita sonuna kadar da bu şekilde toprak kasamazdık arkadaşlar. O da biraz saçma olurdu. Sınırsız toprağımız var artık yes. Olayın zaten başlarda toprak sıkıntısı ya. oluyor arkadaşlar oyunun. Sonrası zaten Nedir'e gitmemiz diyor. Nedir'a gittiğimiz zaman nedir taş dediğin sınırsız. İstediğini çevir toprağa çevir. Aynı mantık yani. Hani bir süre sonra zaten toprak toplamakta zorlanmıyorsun. Gelmişken toplayalım biraz ya. Pirek kırılana kadar toplayayım hatta. Toprağı bu arada herhangi başka bir şey çeviremiyoruz değil mi? Çakıl makıl yapmamıza da gerek kalmadı arkadaşlar. Yok çakıl yap yok. Çapayla saatıkla bilmem ne onlara da gerek kalmadı öyle dalaverelere. Oğlum yukarıya adalar bile yapabiliriz lan. Kendimize ait ada bile yapabiliriz. lan. survival bambaşka bir yere bile gidebilir. Tamam kürek kırıldı. Üstü de elimle kırayım bari çirkin durmasın. Zaten <laughs> Taş kazmayla çok bir farkı yok abi. Böyle güzel bir aydınlatma da yapalım. Tamam arkadaşlar. Burası bizim toprak kasma yerimiz. Şimdi inşallah merdiven yeter yetmezse yanımda tahta var. Hemen craft ederim. Şöyle merdiven koya koya yukarı doğru çıkalım. İşte bunun riskleri var. Kenarlar full kum olduğu için bir yeri kassak içeri full su da olacak. Böyle bir risk var. Aslında o yüzden kumla yapmak istemedim de başka pek çaremiz yoktu. Merdiven suyu kesiyordu eski sürümlerde ya. Burada kesmemesi üzdü ve fırtına varmış abi hemen yatalım. İki tane merdiven kaldı lan. Aslında merdiven de tüketmişiz. Arkadaşlar toprak sıkıntısı ve taş sıkıntısı bitti. Taş generator şu an olsa da olur olmasa olur. Sadece hızlı kasabiliriz o işe yarar abi o güzel. İpeksi kazma yapabilirsek aşağı indiğimizde Normal taş da toplayabiliriz full. Pişirmemize gerek kalmadan. Şu envanterimi bir temizleyeyim abi önce. Tamamdır. Arkadaşlar. Bakar mısınız şuraya bir ya? İstekten <laughs> fazla şey şuraya ben 40 taş attım sanırım aynen. 3 tane kürek yap abi sen lazım olur. 2 taneyle ile bir tane çapa yap ya. Çapa birazdan lazım olacak zaten. Tarlayı büyüteceğim çünkü. Ben yanında şöyle biraz çubukla gezeyim değil mi? Şimdi beni bana biraz meşale de lazım arkadaşlar. Böyle bir şey yapacağım. Balta da gideceğim. Şu huşlar bir toplasan hemen hızlıca. Tamam arkadaşlar. Fidanlar da düşüyor. Aha yeri şeye düşen var lan. Şöyle fidan düştü. Bunları full şey yapacağım arkadaşlar şöyle. Odun kömürüne çevireceğim. Bunların içinde taş kalmış biraz. Bunlara gerek kalmadı artık arkadaşlar ya. Pişmiş taşlar direkt toprağımız var kardeşim bakar mısın ya. Uçlarda beni tekrar dikelim. Biz şu yeni şeyler için de yer yapabiliriz. Bu arada direkt toprakla da yapabiliriz. Ama sal şeklinde de genişletebiliriz bilmiyorum. Toprak problemimiz kalmadı. Ya harita yapımcısı birincisinde herkes aynı şey yaptı. Düşünmüş olması lazımdı. Düşünmediyse bir önlem almadıysa bence bir bildiği vardır. Hemen şunlar toplum artık full heybeyle yatırım yapacağız. Arkadaşlar bizim bu oyundaki amacımız aslında yukarıdaki satın bir şeyleri alıp kanada kadar alıp gelişmek ve gelişmelerimizi sonlandırmak. Hani üstüne bir şeyler yapıp yapmamamız bize kalmış. Mesela gelişimleri yapıp yapmamamız aslında bir nevi bize kalmış. Ben bayağı bir tarla yapmak istiyorum ama onu söyleyeyim. Tamam bunları tekrar ektik. Bunları şuraya bir atsana. Bunu da şurada biriktir şimdilik. Toprağı halde götürürüz. Kömür bloğu falan kasarız. Demir malzemeler yaparız artık. Şimdi yapacağım şey şu. Topraklarım var. Yarım bloklarım da vardı bir sürü abi. Onları da versen bana. Bunun yanına veya bu tarafa doğru yeni tarlalar yapmak. Şuradan da şöyle gidebiliriz aslında. Şuradan da şöyle gidebiliriz. Bilemedim. Şöyle gitsek sanki daha mantıklı gibi ya. Salı uzunlamasını uzatmak daha mantıklı geldi şu an bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 9. 9'a 9 yapsam ortadaki bir bloğu boş bıraksam tamam işte sana tarla. Hemen yapalım abi şu tarlamızı. Arkadaşlar sanırım yanlış yerdeki suyu koymuşum. Hemen hiç sıkıntı yok abi. Kovamız var bizim. Hemen kovayla suyu koyarız oraya. Ufak bir yanlışlık oldu. <laughs> Allah tam önümde kuş çıktı lan. Bu da farklı bir biyom mu? Bir saniye. Biyomlara bir bak. Deep Ocean. Şurada bir sanki farklı bir biyom var. Böyle bir yok. Işıklandırmadan öyle gördüm herhalde. Hemen şu suyunu koyalım. Tam doğru yapmışım değil mi diye çaba, çapaladım da. Şimdi sonra da çevresini şöyle çeviriyoruz arkadaşlar yarım blokla. Kenarlara dökülmesin yani top toplarken kırıyoruz ya kırarken kenarlara sıçramasın diye bu olaylar falan. Bize mob farmına artık giriş yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü seviye falan kasma açısından ve köylü çıkarma açısından. Keşke bir de köylü yumurtası verdiği şey verseymiş la. Çok güzel olurmuş. Heh. Şimdi çapam vardı değil mi? Şurayı komple bir çapalayalım arkadaşlar. Mis gibi oldu. Ardından tohumum yokmuş. bu Şuradan biraz tohum alıp hemen bu da tekrar ekelim. Bundan böyle 4-5 tane yapsam yeter aslında. Şuralara da meşale atalım da arkadaşlar. Hatta bir tane şuraya atmam lazım. Bizim kömürler ne oldu? Hemen biraz meşale yapalım. Bakayım 25 tane. Yapıştır kardeşim. Oh bir buçuk stek. Aslında bir buçuk stek daha toprak varmış. Şurada bir koy. Buradan şöyle gidilmelik yer yapsam. Buradan giderim gidilmelik yer yapmaya gerek yok. Tarlayı böyle yapsam 4 tane. Mantıklı abi. Şuraya da bir tane daha tarla yapayım hemen. Toprak yetmedi. Hiç problem değil. Hemen alır geliriz. Şimdi buralara bir tane meşe da biz gelene kadar yaratık falan spawn Şu ortadan gideriz ya. Ortası biraz iyi olmadı ama şöyle zıplaya zıplaya gideriz. Bir şey olmaz herhalde diye düşünüyorum. Şu yarım bloklar da şurada dursun şimdi. Toprak da burada dursun. Arkadaşlar heybeyle fokuslanacağız çünkü. Yanında kürek 3 tane kürek yeterli olur mu? Gitmişken bir sürü yapsam mı acaba? 3-4 kürek kıracak kadar toprak toplayıp gelsem mi? 2 tane daha aldım arkadaşlar. Bunlarla da kürek yapacağım hemen. Böyle mis mis. Yemeğim var. Sıkıntım yok. Aşağı gitmek biraz. Gidip gelmek biraz yorucu. Şöyle bekliyorum abi. Hadi gidelim birazcık toprak toplayıp gelelim. Bayağı bir topladım. 9 stek artı 20 tane 9 stek yap 3 6 9 stek yap bırakacaktım ama bir baktım geçmiş abi. Küreklerden sadece bu kaldı. Yani şurada 5 tane falan küreğimiz vardı. Şu yanlardan birer ser, birer sıra mı ne genişlettim. Sonra ileri doğru genişlettim arkadaşlar. Güzel oldu o gece olmuş. Hemen yukarı bir çıkalım. Gece zifiri karanlık olmuş. Dur bakalım aşağı etki etmiş mi? Etki git. Et Miş gibi evet. Oraya 4 tane tarla yapsam beni götürür diye düşünüyorum. Ya da bir 6'ya falan çıkarabilirsin Şimdi yarım bloklarımı oraya bir yere atmıştım ama onlar yetmez. Bize birer daha, birer, biraz daha meşe yarım blok gerekebilir. Gerekirse toplarız abi. Şu çizgi küçük ama ya. Yani tarla arasındaki şu geçişi bir tık daha şuraya kaydırabilirmişiz. Şu geçişi falan daha düzgün yapabilirmişiz ama neyse. Arada bir blok kalacak şekilde şurayı hemen halledelim. Aa, mis gibi. Ardından arkadaşlar benim yarım bloklarım nerede? Biraz tarlaları ezmemek için bir sürü çabalayacağız gibi şuradan tohum da alalım. Bunlar şöyle çevresini çevirelim. İkisini beraber çabalay bekleyeceğim ya sanırım. Ya da yok bunu bir an önce çabalayalım ki. Çapalayalım ki çıksın. Çabalayalım. <laughs> Biz diğerini yaparken bu bir yandan yetişir. Tick speed'i hızlı olduğu için arkadaşlar. Oyunu tamamen tick speed üzerine kurmuş gibi bir şey aslında. Bayağı güzel. Hemen çapalıyoruz buralar arkadaşlar. Bir tane çapamız kalmış. Bu arada çapamız da kırılabilir. Tamam çapaladık. Hemen şöyle de ekelim. Hah bura tamamdır. Toprağımız var mı diyecektim yani biliyor musunuz? Şaşırdım da. Hemen şuradaki tarlayı da yapalım. Aa yine yağmur. Oğlum ne çok ne çok yağmur ya ya. Tamamdır arkadaşlar. Hemen bunun çevresinde çevirelim. Süper. Abi şu çapa kırılana kadar bir çapalasana. Ancak 20 tane yeri çapalayacak. Vallahi kırıldı. Şimdi gideceğim. Çay getiririm. Çapa yapıp geleceğim. Buralarımı işaretlemeyi de unutmayalım arkadaşlar. Böyle tam şöyle simetrik atabilirim aslında. Çok güzel şey var orada mesela. Şunu şuraya koyacağım. Görüyor musun? Tam ortaları var ya. Simetrik meşale atılabiliyor abi. Bu güzel bir durum. Severiz simetriyi. Mis gibi oldu kardeşim. Şuradan hemen taş kasayım iki tane çapa yapayım yani. Çapa lazım oluyor. Şuradan hemen abi şunları çapa yapalım. İki tane mis gibi. İyi ki başlarda bir sürü şu tohumdan üretmişiz arkadaşlar. Tohum şu an mesela lazım oldu. Hemen şu kalan yerlerde de çapalayıp ekeyim abi. Tamamdır. Buraya da ektik. Şimdi hepsinin yetişmesini beklemek bir mantıklı geliyor. Niye bilmiyorum da. Aynı anda topluma Şuradakiler de var. Hatta burada biriktireceğim. Ben de şu topraklarla bu arada... Güzel bir yer inşa edebilirim aslında. Veya kalan yerleri topraktan mı yapsak lan? Yok abi topraktan yapmayalım da. Şimdi bu topraklarla bir tane çimen de satın alabiliyoruz ya. Böyle bir yere yer yapıp ortasına bir tane çimen koysak full çimenlenir. Oraya da güzel bir ev mev yaparız abi ileride. Evimize şuradan gidilmesi bence mantıklı. Şu, şu ileriye bir yere yapabiliriz. Veya şu tarafa bir yere yapabiliriz. Bilemiyorum o konuda biraz kararsızım. Mob farm için de çalışabilir. Şu an uyuyamıyoruz değil mi bu arada? Evet. Şu toprakları sen şimdilik bir at abi. Şu kovayı at. Bize bol bol odun lazım. Bizim aslında demir çağına geçmemiz lazım hocam. Bir tane daha yetişsin. Şu iki tarlayı toplarım. Diğerini de beraber toplarım. Hatta o en son yetişir gibi ya. şunlar hemen topla ek abi. İki tarlanın ikisi de full yetişmiş neredeyse. Tamam abi ben şuraya ekene kadar şunlar yetişmiş bu seferde. fidan çok fazla oldu. Fidan diyorum. Tohum. Neyse. Fazla göz çıkarmaz. Şunlar da yetişir bu sırada. Şu, bak şunlar yetişir. Şöyle şu şunlar yetişmedi abi ya. <laughs> ne kadar sinir bozuyor. Ne kadar heybeli yapacak. Bunları hemen kömüre çeviririz abi. 26 tane o. Koştura koştura bir gideyim şu markete. Elitra'yı alıp göklerde süzüleceğimiz zamanı bir hayal edin arkadaşlar. Şimdi buradan alacağım bir şey yok değil mi? Bir düşüneyim abi. Mesela bak sünger de alabiliyormuşuz. Bu güzel bir şey. Mesela kol o, şu şeyi şu şey de alabiliyormuşuz. Bambu da alabiliyormuşuz. Bunlar mesela bambuyu alıp bir yerde yetiştirip şey yapabiliriz ama abi, mantığına aykırı biliyor musun? Hile gibi bir şey. O yüzden istemiyorum. Bunu yapmamı isteyen arkadaşlar da var görüyorum. Şuradan almadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Ey beyla çimen alabiliriz alırız. Bir tane vardı hatta evde. Şunun hepsini bir kömüre çevir bakayım. Allah. Böyle biraz yavaş olmak lazım. Şurada durmak lazım. böyle kasıyoruz abi. Aslında buraya bir de crafting table yapsak. Ben direkt ee, demir alacağım arkadaşlar. Demir malzemelere geçmek istiyorum çünkü. Yapımcı arkadaşın kanalda bu arkadaşlar. Bak su, su crafted. Emeğe saygı kardeşim. Gidip onun iki tane falan video çekmişti sanırım. Onlar da zeyip haritayı oradan bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Oraya bir tane crafting table götürüp götürmeme fikri. Yani orayı bozmaktan korkuyorum açıkçası. Ama sanmıyorum niye bozulsun ki değil mi ya? Yap bakayım. iki tane kömür bile elde edebildik sadece. Aga be. Ben bir tane crafting yap götüreceğim abi oraya. Bozulmaz inşallah o lobi. Bizim tarlalar ne durumda bir daha bakayım. Şu yeni diktiklerimize yetişmek üzere. İki tane demir alalım ki bir tane demir kazma yapsaydık aslında ya veya demir kürek. Şu tane demir kürek yapılabilir aslında. Tamam abi, buraya bir hani ışınlıyor ya bozulur diye korkuyorum. Bu yüzden ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya bir yere koyacağım abi crafting'i. Daha sonra kullanırız. Şimdi şuradan hemen iki tane demir alalım. Aa demir çağına geçtik abi artık demir çağına kadar gelmez hocam derler bizim için. Elmaslar goldlar yardırmaya devam ki şu neydi abi bu diamond blokla oy bir tane diamond blok. aslında az 10 diamond blok bile olabilirmiş. Aşağıda sanırım bu arada şey yapamıyoruz. Maden yapamıyoruz onu da deneriz abi sıkıntı yok. Şu yarım kalan şurayı da tamamlasak mis gibi kare gibi bir şey oluyor. Ondan sonra arkadaşlar burası merkez gibi bir şey yaparız burayı. Ondan sonrasına e, daha düzenli yapmaya çalışırız. Lan bir tane daha alsam bir tane demir balta yaparım ha. Bak vallahi bak şu çıkanlardan toplasam bir tane ya. Demir balta yapıp odun toplamak daha mantıklı geliyor bana şu an. Demir malzemeleri neye kullanacağım abi başka zırh da yapmam lazım yakçı. Ama ejderha falan kesmeyecek sırha falan gerek var mı? Ben böyle haritaların sonunda ejderhayı kesmeyi seviyorum arkadaş aslında. Tamam yetişenleri topladım. Bu arada gece oluyor. Bir uyuyalım. Demir baltayı yapmak istiyorum. Bunları çevir heybeyle. Orada da çevirebilirdik gerçi. Tohumlar bile atmıyorum bak o kadar heyecanlıyım arkadaşlar. Hemen bunları bir kömüre çevirelim. 14 tane oldu. Crafting buradaydı. Hemen bunu da çevir. Kömür bloğuyla da hop bir tane daha demir al. 3 tane demirimiz oldu arkadaşlar. <laughs> Balta yapacağım şimdi onunla. Aslında demir kazma için, elmas kazma için biriktirip e, obsideni gerçi kazmayla kar kırmamıza göre nedir falan gitme olayından bahsediyorum. Bir yap lan bir tane balta. Yes be arkadaşlar. Hemen şuradaki şu e, şeyleri bir toplayalım hızlıca. Meşeleri. Oh be dünya varmış. Demir baltada bile bu kadar fark ediyorsa arkadaşlar. Bunun büyülüsünü hatta elmasların benimlik dördünü bir düşünün yani. Tamamdır topladım. Hemen hızlıca fidanlar düşüyor. Şu fidanları da alalım yerden. Bu arada altı elma yapmak istersek... Elma ile ilgili problemimiz yok gördüğünüz gibi. Tamam bundan sonra düşen fidanlar çok da umurumda değil. Hemen şöyle envanterimi temizleyeyim. Tamam şunu da şöyle atalım. 5 tane kömürümüz var arkadaşlar. 48 tane odun toplamışım. Bu kütüklerle de şurayı yamalayacağım. Kare bir şekilde yapalım. Ondan sonra artık yerleşme şehirleşmeye başlayalım arkadaşlar. Gelişimlerimizi daha güzel daha düzenli bir şekilde yapalım. Bu bölümümüzde bu kadar olsun dostlarım kömür biriktirmeye oradan işte demir demir bloğu gold bloğu bilmem ne onları yapmaya devam edeceğiz. Tick speedleri sonuna kadar açmaya çalışacağız. Kanat almaya çalışacağız. Haritanın bize vermiş olduğu bir nevi görev demese de görevleri yerine getirmeye çalışacağız. Tarlamız da gayet güzel oldu. Şöyle de videomuzu bitirelim. Dostlarım eğer Raft Survival videolarından keyif alıyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.